Bahçedeki ince kesim işlerini tamamladık. Einhell'in bu testeresi ana gövdeleri kesemiyor. O yüzden böyle bir aparat aldım. Zincirli bir kesme aparatı. Bu aldığımız aparatı el taşlama cihazına bağlayacağız. Daha sonra bir performansını deneyeceğim. Kalın dalları kesmek için şöyle bir testere hazırlığı yaptım. Bu ayrı satılan bir parça. Bu da bildiğimiz taşlama motoru. Buradaki aparatı taşlamaya taktıktan sonra bu bir elektrikli testere halini aldı. Bu testere 220 voltla çalıştığı için şimdi bize 220 volt gerekiyor. Bunun için karavanla geldim. Karavanın 220 volt sistemi açık şu anda. Burada karavanın ürettiği enerjinin bunu karşılayıp karşılamadığı da önemli. Makinenin üzerinde 850 watt yazıyor. Ancak zannetmiyorum 850 watt olduğunu. Şimdi az sonra anlayacağız zaten. Akıllı invertör, 1000 wattlık bir invertör. Kaldıracağını umut ediyorum. Uzatma kablomuzu şimdi taktık buraya. Şimdi dışarıya çıkalım, bir deneyelim bakalım. Evet, bir çalıştıralım. Akıllı invertörün özelliği şu. Eğer 1000 wattın üzerinde bir güçle güç çekilirse 1 dakika civarında bu gücü vermeye devam ediyor ama daha sonra kendisini otomatik olarak kapatıyor. Bunu da şimdi az sonra biz kesimde anlayacağız zaten. Ancak bu da dediğim gibi 850 watt. Ama bu tür makinelerin üzerinde 850 watt yazmasını çok umursamıyorum. Tahminimi söylüyorum, 400 watt civarında. Şimdi bir kesim işlemini yapalım. Evet dostlarım, bu makineyle ilgili bir videom var. Bunu izleyin derim. Çünkü bu makinenin performansıyla ilgili bir videoydu. Performansını bir de karavanın elektriğinden kullanarak denedik. Burada da aynı performansı yakaladık. Bununla ilgili düşüncelerimi söylemek istiyorum size. Makine her şeyden önce taşlama tezgahının yüksek devirli olmasından kaynaklı oldukça seri kesim yapıyor ve güçlü de. Ancak ürün kalitesi çok kötü. Çok uzun süreli kullanımlarda verim alabileceğinizi ben zannetmiyorum. Ömrünün uzun olacağını düşünmüyorum. Ayrıca bir sorun daha var. Buradaki zincir ayarlığını tam olarak yapamadık. Belki bu yine ile ilgili bir sorundur ama kesimde bir sorun çıkarmadı bize. Taşlama makinesinin kullanımı gerçekten ustalık gerektiren bir konu. İş güvenliğine önem vermek gerekir. Bunun kullanımı için bazı dikkat edilmesi gereken hususlar olduğundan, bir de buna ilaveten testere palası taktığımız için ikinci bir risk daha yüklüyoruz. Bu yüzden bu tür makinelerin kullanımının çok dikkatli yapılması gerektiğini tavsiye ediyorum. İş görür mü? Görüyor ama eğer amatörseniz, evinizin önünde işte odun kesme ya da buna benzer işlemler yapmak için düşünüyorsanız alabilirsiniz. Bunu siz de akople edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ancak profesyonel anlamda ya da uzun süreli kesim işlerinde düşünüyorsanız pek tavsiye etmiyorum. Videolarımı izleyen izleyicilerimin %90'ı kanalıma abone değiller. Kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın.
Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşça kalın.